Şimdi ne oluyor programına kaldığımız yerden devam edelim. Sayın Türker sizdeydi. Evet. Bir virgül koymuştuk buyurun. Şimdi bir kere e, baştan alayım bu şeyle ilgili olarak e, belediye başkanlarıyla ilgili. Belediye başkanlarının asla cumhurbaşkanı adayı olmayacaklarını söyledi. Ne Ekrem İmamoğlu olur dedim ne de Mansur Yavaş olur dedim. Niye bunu söylüyorum ben? kulismiş, şuymuş, buymuş bunların hiçbirisini ben siyasi olarak öngörmüyorum. Çünkü bunların aday olmama nedeni aday oldukları anda belediye başkanlığına AK Parti, belediye meclisi halklı olduğu için birisi seçilecek. Bu konuda tabii e, 3 Mart 6 Mart arasında yaşanan depremi herkes farklı şekilde değerlendiriyor. Ama orada iki tane önemli iş oldu. Birisi İYİ Parti'nin tabanı konsolide oldu. Yani İYİ Parti'nin tabanından olup ya da İYİ Parti'nin üst kademelerinde olup ülkücü geçmiş olanların itirazları otomatikman devreye girmiş oldu. Ama arkasından da bu itirazdan dönülmesi gerektiğini herkes gördü. İkincisi o saate kadar Kılıçdaroğlu'na fazla sans tanımayan, hatta olmasını istemeyen, başka nedenle isteyen CHP içindeki muhalifleri dahil konsolide oldu ve birdenbire herkes yek vücut oldu. Yani bu konuda bazen bazı krizler yeni şeyleri beraberinde getirir. Bu saatten sonra şu olmuş, bu olmuş dersek. Yani bu kriz masaya olumlu mu yansıdı? Olumlu mı? yansıdı. Yani nereden bakarsanız bakın olumlu yansıdı. Şimdi bu olumlu yansıma dolayısıyladır ki şu anda tabii onun daha sonra bu çok bazen çok da özgüven bazen de hata yaptıdır. İnşallah birazdan söyleyeceğim. Hata yapmazlarsa şey yapar ama yaparlarsa da yapacak bir şey yok. Bakın eleştiri denmesin diye inşallah kelimesiyle konuştum. Yani hemen birileri vay kriz mi çıkmasını istiyorsun bilen demezsin diye başına koydum. Akıllarını başına alırlarsa bazıları. Şimdi gelelim Sayın Kuşoğlu'nun açıklamasına. Sayın Kuşoğlu'nun TV100 memleketin programında yaptığı bu açıklamada aslında neyi söylüyor bize? Zaten o koşul var. Diyor ki bunlar 2024 seçimlerine kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları söz konusu değil. Gerekçe de göstermiş. Yani bir şey tartışmasına girmiyor. Mesela eğer isteseydi 28 Kasım 2018 tarihli bu konuda Abdul e, Abdülkadir Selvi'nin yazısından dem vururdu. Çünkü o yazıda örneğin nasıl ikna edilmişti Sayın Binali Bey'in İstanbul Büyükşehir adaylığı için Büyükşehir Belediye Başkanı olursa aynı zamanda Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağız demişlerdi. Şimdi bu söylem Buyurun hanım. O da... resmi bir açıklama değildi. O bir kulis bilgisiydi. Efendim bir resmi... ama her şeyi her şeyi kulise dayanarak yapıyorsunuz. Kulis bilgisi oldu mu? En çok saygı duyulması gerekenlerden birisi Zafer Şahindir. Çünkü bütün konuşmalarınızı Kulis bilgisine yöndürüyoruz demek ki yani gerçeği Yani sizin bahsetmiş bakan. olduğunuz konunun Zafer Bey kulis bilgisi olduğunu söylüyor. Hayır Abdülkadir Selvi'nin Selvi yazdığı ama yazmıştı itiraf yalanlanmadı da bana da sormuşlardı Yazmış şimdi söyleyeceğim. De, ama yani bölümün mutabakat mı? Hayır hayır bana da böyle sordular. Bölümün mutabakat mı imzalandı? Hayır bir dakika bana Öyle. sordular. Dediler ki olabilir mi? Olabilir dedim. Herkes şaşırdı nasıl olabilir dedi. O zaman söyleyeyim. Herkes konuşurken televizyonlarda anayasanın 127. maddesindeki merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki vesayetinden bahsediyor. Merkezi idarenin vesayetini yerel yönetimler üzerinde kim aracılığıyla kullanılıyor? Valiler aracılığıyla kullanılıyor. Hatta bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesini ya da aldığı çok önemli kararları valiliğe onaya gönderir. Bütün belediyeler öyledir. Her şehrin belediyesine onaya gönderilir. Ama kayyum atayarak aynı anda vali aynı zamanda belediye başkanlığı yapabiliyor. Bunun cumhurbaşkanı yardımcısı yapar mı? Bakan yapamaz eski tahammüle göre. Nitekip Kuşoğlu'nun da söylemek istediği o. Çünkü bakanların başka görev yapmaları yasaklanmıştı. Fakat yeni cumhurbaşkanlığı sisteminde cumhurbaşkanlığı yardımcılığı yeni bir kavram. Ve onunla ilgili ben baktım hiçbir yasaklama yok. Ama aynı görevi aynı anda vermeyeceğini zaten ilk iki şarşa bakarak bakıyorsun. Diyor ki gösterdiği koşullarda ve gösterdiği yapılarda. Ne demek o? Eğer 2024 yılına geldik ve İmamoğlu tamam ben belediye başkanlığını istemiyorum. Ben Cumhurbaşkanı yardımına razıyım dese Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Aynı şey Sayın Mansur Yavaş için olacak. Bu yol açılmış oldu. Bu yolun açılma nedeni ya krizin... Ne kadar güzel. Fulya Hanım, Fulya Hanım. Buyurun. Allah aşkına 2024 yılındaki seçimlerde İmamoğlu'nun yeniden aday gösterileceği kesin mi? Efendim, aday efendim. Kesin o, o, o sizin, yani, o sizin duanız. O sizin duanız. Şey o sizin duanız. Adamlar, mevkler, ya belki aday olmayacak işte. Daha iyi sevinin, sevinin. Alacağım. Cumhurbaşkanı öyle yardımcısı şey olacak diye... Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak mi? diye Arkadaşlar Ankara'nın sesini biraz yükler misiniz? Tabii bakın yani benim? kurtulacaksınız belki olursa gayet. şayet. Diyoruz. Sevinin. Ben ne diyorum? 2024 yılına geldik. 2024 yılına efendim ben tamam Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım dedi. Cumhur şey belediye başkanı adayı olmayacağım dedi. Zaten anlaşmaya göre, protokola göre Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılacak. O zaman da aday olmayacağım. Yani bu konuyu zaten açıklamış Sayın Kuşoğlu söyleminde. Sayın Kuşoğlu'nun tahammüllerde yok dediği şunu söylüyor. Tartışma açmak istemiyor. Yoksa onların beklediği nedir esasında Meral Hanım'ın? O günkü televizyon açıklamasına göre diyor ki biz kazanacağız. O nedenle de bizler bakın milletvekili adayı olmuyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcılığını garanti görüyoruz. Çünkü bu inançlıyız. Aynı zamanda da güçlü olursak her türlü yasal düzeltmeyi yapabiliriz diyor. Olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama karşı tarafın ya, söylem ama niye bu karşı ne? tarafın böyle hayalini hoş, hoş görmüyorsun? Sen hayal ediyorsun, başkası hayal ediyor. O da, da, niye, o da niye hayal etmesin? Ya Sayın Bakan. Buyurun. Şimdi Sayın Bakan bakın ya siz öyle bir anlatıyorsunuz ki şimdi masa 9 şiddetinde depremde sarsılmış. Bu diyorsunuz masayı güçlendirdi. Ya, yok, güçlendi bu, 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 güçlendi, e ben, 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 siyasi gözlükle söylüyorum güçlendiğini. Almaları, bakın, siz güçlenmedi deyince bakın, vallahi billahi de olur. Cumhur İttifakı'na zarar, zarar veriyorsunuz. Bu isimlere... Cumhurbaşka, Cumhurbaşkanı bunu senden benden daha iyi biliyor. Tamam ben zarar vereyim. Aa, e, gayet ben tabii, bu riski alıyorum. E, tamam riski al. Ben o bu riski zaman alıyorum ben zarar veriyorum. Aman efendim zayıfladı diye o zaman hiç... Yeter ki... Aynı anda konuşunca sesler biniyor. Yanlış bilgilerle... Yok yok. Kendine yanlış bilgi veriyorum. Gerçekten. Şey yani, söylüyorum. Şimdi söylüyorum. Şu anda şu anda gerçeği e, söylüyorum. Şöyle yapalım. Sizin ya o bütün yani, bu programlarda şimdi, söylediklerinizden e, sayın bakan, Yok şu kişi şöyle istemiyor. Yapalım. Şu kişi istemiyor. Hiçbir ses çıktı mı? Çıkmadı. Ne zamandan sonra çıkmadı? Krizden sonra çıkmadı. CHP içindeki hiçbir çatlak ses çıkmadı. Tamam. Şimdi şöyle yapalım Sayın Bakan. E, sesler üst üste binince iki tarafında evet e, amaca hasıl olmuyor, söylenen anlaşılmıyor. Ama ben... E, e, tamam siz söylediniz. E, tamam Zafer buyrun, Bey. De, bir, buyurun, Zafer Bey. Zafer Bey bir itirazı ben, ben, var size. Ben yine konuşurum. Bir ya. dinleyelim. Daha sonra siz devam edin. Nedir itirazınız Zafer Bey? Var mı söyleyecek başka bir şeyiniz? Konuşuyordunuz. Anla, anlamadık çünkü. Ya estağfurullah. Şimdi Özay... Özay Bey'den de özür diliyorum. Ama yani burada bizi izleyen insanlara biz neden yani siyaseten olan ve herkesin anladığı şeyleri aslında öyle değil diye anlatıldığında sessiz kalalım ki. Yani nereye zarar veriyorsak verelim. Şimdi burada herkes şunu biliyor ki o masa çatladı. O masa Meral Hanım tavır koyduktan sonra bu iki belediye başkanının icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olarak dönmesi şartıyla yeniden o masaya oturdu. Saadet Partisi'ndeki zirvede de buluşmada da istekleri yerine gelmedi. İki belediye başkanı da Meral Hanım da siyaseten bir gol yedi. Bunu herkes biliyor. Uzatmayacağım sadece şunu söyleyeyim, söyleyeyim. Bakın Bülent Kuşoğlu bunu ilk defa yapmıyor. Bülent Kuşoğlu, Fulya Hanım size anlatayım. Bülent Kuşoğlu bundan bir küsür yıl önce de Ankara Yeni Mahallede Kemal Bey'in aday olacağını söyleyen ilk isimdir. Hande Fırat'a verdiği röportajda bu masa Kemal Bey'i aday yapmak için kuruldu. Kemal Bey aday olmazsa bu masa dağılır diyen isimdir. Yani Bülent Kuşoğlu aslında Kemal Bey'in açıktan söyleyemediklerini, söylemesi mümkün olmayan şeyleri söyleyen adamdır. Bugün de yine Kemal Bey'in adına diyor ki Bülent Kuşoğlu, ey Ekrem İmamoğlu, ey Mansur Yavaş, hiç boşuna hayal görmeyin. Belediye başkanısınız. 2024'de bakarız performansınıza, size aday gösteririz ya da göstermeyiz. Diyor. Bunun Türkçesi de siyaseten de anlamı bu. Peki. Teşekkürler. E, Sayın Türker, sizi ilk turdaki söz hakkınızı tamamlayınız. Çünkü tamam. Özay Bey e konuşmadı. Şimdi bir kere bakın. Kendisini de dinleyeceğiz. Bizi dinleyenler biliyor. Önce Zafer Bey'in bir söylemini düzelteyim de başka yerde hiç olmazsa kullansın. İlk defa Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adayları olduğunu söyleyen kişi Benat Kuşoğlu değil, Veli Ağul'dur. Malatya Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı. Onlar niye söylüyor? Yine ya burada o, tartıştığımız... O 6 ay sonra, o 6 ay sonra. Hayır, hayır. Daha evvel. Daha 2 yıl <laughs> evvel söyledi. Yani 6 ayda ve 1,5 yıl Ankara evvel. Yeni masa, Ankara Yeni Mahallede, Sayın Bakanım. Ankara Yeni Mahallede, görüşmelerin başladığı söyledi. gün... Günden önce de söyledi. Tamam Bakın. devam edelim. Neyse. Evet evet. Ve bizi dinleyenler internete Ama bakar bulurlar canım. Şu anda maşallah Google amca söylüyor her şeyi. Ben de şimdi, ben şimdi tabii, bulurum tabii, benim arşivimde var. Şimdi burada, benim burada, var, ben şimdi burada sonuçta sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu Millet ittifakı aday gösterdi. <laughs> Millet ittifakı aday gösterirken bir kriz yaşandı ama sonuçta birlikte oldu. Sonra ertesi gün çıktı Meral Hanım artık tartışma yok diye açıkladı. Beş Cumhurbaşkanı adayının daha çok istişari anlamda Cumhurbaşkanı aday olacağını da kim? Sayın Babacan açıkladı. Bunlarınkine özel konulan şey ne? İcraî ve verilecek görevlerle. Yani böyle hem Cumhurbaşkanı yardımcısı olan diğer parti başkanlarına eşdeğer değil, farklı görevlenler. Bu görevler yani güçlü olurlarsa, böyle bir yasal düzenleme yaparlarsa, anayasayı değiştirebilirlerse ya da anayasa gerekmiyorsa tartışırlar. O zaman iki görevi birden yapabilirler. Ama belki de buna gerek yok. Gerek olmadığını kim söyledi? Sayın Kuşoğlu söyledi. Bugün izledim. Yani tv yüzde açık seçik dedi ki yani şu anda... Bu olmayacak. Şimdi bu ne demektir? Bu bir tartışma açmıyor. Zaten bunların bütün beklentileri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa ve oy gücü de mecliste alırsak değişiklik yapabiliriz e dayanıyor. Zaten Cumhurbaşkanı seçilemezse ki size göre seçilmeyecek diyorsunuz, o zaman zaten bunun bir anlamı yok. Tartışmaya da gerek yok iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarına gerek yok. Bu tartışma niye yapılıyor? ediliyor ki bu tartışmayı yaparsak kriz yatırtırız. Buradan kriz doğmaz. İki belediye başkanı da şu anda beraber geziyorlar deprem bölgesinde. Neden deprem bölgesinde geziyorlar? Çünkü Cumhurbaşkanı adayı ya da diğer partiler konuşurken onlara da insanlara güven verecek icraî güç lazım. Cumhurbaşkanı ad, rakipleri fiilen cumhurbaşkanı. Onunla birlikte gezenler bakan. Yani şu anda fiilen Türkiye'nin icraî görevlisi. Yani iki belediye sana. başkanı mitingin Hı. yüzü mü oldu o zaman? Ya bir yüzü değil. Zaten olacaklardı. Yani şimdi biz mesela bu yarın öbür gün diğer belediye başkanları da devreye girecek. Bu ikisi şu anda hani hep bu tartışmalarda öne çıkartıldı ya eğer söylendiği gibi hani kamuoyu araştırmalarında o kadar çok sempatizanı varsa olur. Buna benzer var mı? Olay var. Nerede var? Hatırlatayım. Şu andaki Amerika Birleşik Devletleri başkanı, yardımcısı, o tarihte şeydi, e, valiydi ve valilikten istifa etmeden seçim propagandası boyunca birlikte gezdi, birlikte resim verdi. Ne zaman Kazandığı başkan o zaman istifa edip cumhurbaşkanı yardımcısı oldu. Şimdi bu benzer olaylar yaşanır. Bunlar siyasetendir. Yani bu konu yanlışmış, doğruymuş. Aralarında bu saatten itibaren bu kadar yol almışlar. Bir kriz yaşanmış. Kriz yaratmazlar ama başka yerlerden birazdan konuşuruz. Millet İttifakının başka handikapları var. O handikapları da Kılıçdaroğlu'nun çevresi yaptırıyor. Peki ya da onları da birazdan konuşuruz. Onları Teşekkür birazdan ediyorum. konuşuruz ama bu konuda Hı -hı. benim görüşüm, benim siyasetten bakış açım hem Mansur Yavaş Bey hem de e, Ekrem İmamoğlu Bey bunlar kendi e, partilerine hizmet adına geziyorlar. Ama bu konmasaydı... Mesela Hatay'a giderken Sayın Meral Akşener beraber İmamoğlu gidince niye gitti denecekti. Ama aynı şekilde Maraş'a giderken yanında bu sefer dikkat edin Mansur Yavaş vardı. Bunların da olması bir nevi tartışmaları ortadan kaldırmak için öngörmüş oldular. Ve Sayın Babacan tam tersini söyledi. Dedi ki bu kararlı son şeklini verirken hukukçularımızla konuştuktan sonra olabilirliğini görünce evet dedik. Peki.